Herkese merhaba. Size bugün hava kirliliğinden bahsedeceğim. Bunun için de sizi zamanda bir gezintiye çıkarıp Pensilvanya'nın Donora isimli kasabasına götüreceğim. Tarih 1948 yılının Ekim ayı. Bu küçük endüstriyel kasabanın sokaklarında yürüdüğünüzde bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anlayabilirsiniz. Günün tam ortası ancak her yer kalın ve sarımsı sisle örtülü. Sis o kadar yoğun ki önümüzü hatta güneşi bile görmekte zorlanıyoruz hava o kadar karanlık ki sokak lambaları günün ortasında bile yanıyor sis gözümüzü yakıyor ve nefes almakta oldukça zor bu deneyimlemekte olduğumuz sis donora ölümcül sis olayı olarak bilinir amerika birleşik devletleri tarihindeki en kötü hava kirliliği felaketlerinden biridir donora çelik fabrikaları ile dolu küçük endüstriyel bir kasabaydı bu fabrikalardan hidrojen, florür ve kükürt dioksit gibi oldukça zehirli dumanlar çıkardı. Bu zehirli gazlar normal koşullarda atmosferde dağılırlardı. Ama bir sıcaklık değişimiyle kasabanın üzerindeki soğuk hava tabakası bir sıcak hava tabakası ile örtülmüştü. Bunun sonucunda zehirli gazlar da kasabanın üzerinde sıkışıp kalmışlardı. 26 Ekim'den 31 Ekim'e kadar geçen sürede zehirli gaz birikimi o kadar yüksek bir seviyeye ulaşmıştı ki Donora'da yaşayan 14 bin kişinin neredeyse yarısı solunum yolu hastalıklarına yakalanmış ve 20'si ölmüştü. Çelik fabrikalarının kapanmasıyla ve bir yağmur fırtınası sayesinde sis dağıldı ve kasabanın havası eski haline döndü. Donora'daki bu ölümcül sis olayını takiben insanlar hava kirliliğinin ne kadar ciddi bir şey olabileceğini anladılar. Ve herkes bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğinin farkındaydı. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir dönüm noktası oldu ve temiz hava hareketi de böylelikle ortaya çıkmış oldu. 1955 tarihli hava kirliliğini kontrol etmeye yönelik yasa, hava kirliliğine karşı alınan ilk federal aksiyon oldu ve hava kirliliğinin araştırılması için fonlar oluşturuldu. 1963'te hava kirliliğini kontrol altına alan ilk federal yasa olan Temiz Hava Yasası geçti. 1970'te kapsamı genişletilerek Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu'nun EPA, İngilizcesi, bu kurumun kurulmasına ön ayak oldu. Bu kurum, halkın hava kirleticilere maruz kalmaması için yasalar geliştirmeye ve bunları uygulamaya başladı. Temiz Hava Yasası 1977 ve 1990'da genişletildi. 60 yıllık geçmişi boyunca, kirletici seviyelerinin düşmesini ve hava kalitesinin de artmasını sağladı. 1990'dan bu yana, karbon monoksit, azot oksit, kükürt dioksit ve uçucu organik bileşenlerin seviyesi büyük ölçüde azaldı. Yalnız, 1990'dan bu yana dediğimin altını çizmek istiyorum. 90'dan bu yana. Az önce isimlerini söylediğim bu dört hava kirletici, araba kullanımı, kömürlü enerji santrallerinin ve diğer endüstriyel tesislerin çalışması için fosil yakıtlarının yakılması sonucu ortaya çıkıyor. Daha verimli arabalar ve temiz enerji kaynakları kullanımımızın artması ile fosil yakıtlarına bağımlılığımızı ve sonuç olarak bunların yakılmasıyla ortaya çıkan gazların atmosfere salınımını da bir ölçüde azaltabildik. Peki temiz hava yasası gerçekte nasıl işliyor dersiniz? Havayı nasıl temizliyoruz ve bu zararlı kirleticilerin atmosfere salınımını nasıl engelliyoruz? Çevre Koruma Kurumu tarafından uygulamaya konulan temiz hava yasası düzenlemeleri bu salınımları sınırlayacak yeni teknolojilerin kullanımını arttırdı ve kirleticilerin atmosferden temizlenmesini sağladı. Hava kirliliğini azaltma amaçlı bu yeni teknolojiler özellikle de kömür kullanan enerji santralleri ve araçlar üzerinde etkili oldular. Kirliliği kontrol etme amaçlı bu teknolojilerin her biri salınımlardaki zararlı gazların oranını azaltmayı başka bir deyişle atmosfere yapılan salınımın daha az zararlı olmasını amaçlar. Geçtiğimiz son 10 yılda yollarda daha fazla elektrikli araba görmeye başladığımızı da fark etmişsinizdir araçların yakıt ekonomisini iyileştirmek, hatta pille çalışan yani şarj edilebilen elektrikli arabalar kullanmak benzin kullanımını azaltır. Araçlardan çıkan egzoz daha az zararlı hale gelir ve bizim de soluduğumuz hava daha temiz olur. Bunun en iyi örneği hibrit ya da elektrikli araçlara olan ilginin ve talebin giderek artmasıdır. Ekrandaki şemada farklı araçların enerji kaynağı ihtiyaçlarını ve araçların çalışması sonucu atmosfere salınan gazların içeriğini görüyoruz. Solda alışık olduğumuz yani benzin ya da dizelle çalışan arabalar var. Bu araçların egzozu karbondioksit gibi birçok hava kirletici içeriyor. Hibrit ve şarjlı hibrit araçlar yanmalı motorları olduğu için alışık olduğumuz araçlara benziyorlar. Ancak bu araçlarda pillerinde depolanan enerjiyle çalışabilen bir de elektrikli motor bulunuyor. Bu piller enerji tasarruflu frenleme ya da şarj edilebilir hibrit arabalardaki şarj etme üniteleri kullanılarak şarj edilebiliyor bu hibrit arabalar kısmi olarak pillerle çalıştıkları için de salınımları normal bir arabadan daha az son olarak bir de sadece elektrikle çalışan arabalar var bu arabalar pilli elektrikli arabalar olarak da adlandırılıyor ve elektrik kaynağında salınıma sebep olmayan alternatif elektrik kaynağı kullanıyorlar havamızın temiz olması ve kalması için başka neler yapabiliriz Fosil yakıtı kullanımımızı azaltabilir. Yerine elektrik üretimi için aralarında jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisinin de bulunduğu daha temiz ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapabiliriz. Hava kirliliğini azaltmak ya da engellemek için günlük hayatımızda yapabileceğimiz bazı değişiklikler de var. Bunların arasında daha az enerji tüketmek ve alternatif yakıtlar kullanmak sayılabilir. Yürümek, bisiklet ya da toplu taşıma kullanımı fosil yakıt kullanımımızı sınırlandırabilir. Ayrıca elektrik ihtiyacımızı düşürmenin yolları da var. Bu da enerji tasarrufu sağlayan ürünleri kullanmaktan geçiyor örnek vermek gerekirse led ampullerin normal ampullerden %75 daha az enerji kullandığını biliyor muydunuz? Evinizdeki ampulleri değiştirmenin bile ne kadar büyük bir fayda sağlayabileceğini görüyorsunuz değil mi? Ancak günümüzde bile hala donora gibi yerler olduğu bir gerçek. Ek olarak hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu şehirlerde yaşayanların bu şehirlerden ayrılmaması gibi bir durum da söz konusu. Kısacası bu gibi şehirler için daha yapılması gereken çok şey var. Donora'da ise sloganı temiz hava hareketi burada başladı olan bir sis müzesi bulunmakta. Burada yaşayanların çok büyük zarar gördüğü bu felaket Amerikalıların hava kirliliği konusunda gözlerinin açılmasını sağladı. Sonucunda günümüze kadar uzanan ve gelecekte de devam edecek olan bir politik seferberlik ilan edildi. Hadi şimdi hepimiz derin bir nefes alalım ve bu nefesi alabildiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu düşünelim.